Efendim, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekat. Yüce Allah'ın selam ve rahmeti, mağfiret ve hidayeti hepimizin üzerine olsun efendim. Hepiniz sohbet halkamıza hoş geldiniz, şeref getirdiniz. Nasılsınız kıymetli dostlarım? İyisiniz inşallah. Sizlerle her pazar günü Vov TV ekranında saat böyle öğlen tam 12'de sizlerle buluşuyoruz, bir araya geliyoruz. İnşallah bizlerden memnunsunuzdur. Biz sizlerden çok memnunuz. Ama bize memnun olduğunuzu biliyorum. Nereden biliyorum? Bize Instagram adresimden ulaşıyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Mesajlar gönderiyorsunuz. Sohbet halkanı dinliyoruz. Sen bizim ailemizin bir evladı gibisiniz diyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Bütün büyüklerimin ellerinden öpüyorum. Sohbet halkamızdaki konulardan dolayı mutlu olduğunuzu söylüyorsunuz. Buradaki bizim sohbet halkamızın içerikleri İslam büyükleridir. Onların ahlakıdır. Onlar bizim sohbet halkamızı güzelleştiriyorlar. Sizlerle ortak o kadar çok paydamız var ki sizler de bunu yakalıyorsunuz. Cenab-ı Allah sizlerden razı olsun. Bizi anlıyorsunuz. Gayemizi, derdimizi, amacımı. İyi ki sizler varsınız. Allah bizi sizlere hiçbir zaman unutturmasın. Hayır dualarınızı olabilmeyi nasip eylesin. Çünkü ben sizleri çok seviyorum. Sizlere her zaman duacıyım. Cenab-ı Allah bizi birbirini seven, birbirine dua eden kardeşler, dostlar eylesin inşallah. Efendim, gelin ne yapalım biliyor musunuz? Bugün sohbetimizin başında sizlerle beraber İslam'ın bir özelliğiyle sözümüze başlayalım. Hemen göstermek istiyorum arka planımızı. Bu bizim yeni arka planımız. Teşekkür etmek istiyorum mesai dostlarımıza. Bu güzel içerikleri hazırladıkları için arkada çok güzel güller var. Sizi güllerle karşılıyoruz çünkü sizler benim dünyamda birer gül gibisiniz, tamam mı? Benim dinleyicilerim benim dünyamda birer sümbül gibidir, bir papatya gibidir, efendim bir reyhan gibidirler. Benim dünyamda siz öylesiniz, bunun altını çizmek istiyorum, tamam mı? Allah bizi de size hiçbir zaman unutturmasın inşallah. Efendim, İslam'ın bir özelliğiyle sözümüze başlamak istiyorum ben. Nedir özelliği? Çok özelliği var da bir tanesiyle bugün başlayalım. Nedir o? İslam evrensel bir dindir, nokta. İslam bütün insanlığa gönderilmiş bir dindir, nokta. Hazreti Muhammed Mustafa aleyhisselam bütün insanlığa gönderilmiş bir peygamberdir, nokta. Şimdi aklınıza şu soru gelebilir. Tamam mı? Peki Sait abi, biz şu anda 21. yüzyılda yaşıyoruz. Amerika kıtasında, Avrupa'da, dünyanın birçok bölgesinde bir dünya insan var. Hepsi kendine göre bir inancı var, efendim kendine göre bir dine girmişler, şu bu. Peki bu insanlar İslam'a girmek zorunda mıdır? El cevap, girmek zorundadır. Peki Hazreti Peygamber'e bir insan inanmadığı sürece ahirette sorumlu mudur? Evet, ahirette sorumludur. Allah'a inanmak yetmez, Allah'a ve Hazreti Muhammed'e inanacaksınız. Hangi yaratıcı, yaratıcıdan kasıt? İslam'ın ifade etmiş olduğu Allah-u Teala'ya inanacaksınız. Birisinin kafasında diyor ki ben yaratıcıya inanıyorum. Nasıl bir yaratıcıya inanıyorsun? Anlatılara bakarsanız böyle fiziki bir yaratıcıdan bahsediyor. Efendim, aklındaki bir takım böyle kabullere göre konuşuyor. Nasıl bir yaratıcı? İşte beni yarattı da beni bıraktı kendi halimde. Hiç bırakır mı seni yaratan? Sana değer vermiş, seni buraya göndermiş de. Sana bir peygamber göndermeden olur mu bu iş? Seni göndermiş de senden bir takım şeyler istemez mi? O yüzden yaratıcı Kur'an'ın ifade etmiş olduğu Allah'tır. Nokta. Allah İslam'ın ifade etmiş olduğu şekildedir. Böyle dünyayı yarattı, kendi haline bıraktı. Öyle bir pasif bir şekilde yaratıcı olabilir mi? Allah her an dünyaya hükmetmekte. Hemen ispatlayabilirim. Bakın ellerime. Bakın şu anda ben ellerimi açıp kapatabiliyorum. Görüyorsunuz değil mi? Ben bütün bunları Allah'ın müsaadesiyle yapıyorum. Bütün bunların hepsini Allah bana şu an hükmedebiliyor. Allah benim irademe hükmediyor. Ben istiyorum, Allah'ım ellerimi açıp kapatacağım diyorum. Allah da bunları açıp kapamayı nasip ediyor. Anında hükmediyor Cenab-ı Allah. O yüzden Kur'an Allah-u Teala'yı öyle güzel bir şekilde anlatır ki sizin içiniz ferahlar. Kur'an'da öyle bir Allah'ı anlatmak vardır ki dinleyen bütün kalpler mutmain olur. Evet, evet dersiniz. İşte budur ancak evreni böyle yoktan var eden. Kalbinize hitam eder. Kur'an-ı Kerim öyle bir Allah'ı anlatır ki hiçbir fiziki anlatım yoktur. Allah'ın sıfatları vardır. Size Allah'ın sıfatlarını anlatır ve kalbiniz mutmain olur. Evet, evet dersiniz. Tamamen bu dersiniz işte. Benim kalbimi bu mutmain eder dersiniz. Bununla beraber İslam evrensel bir dindir.
Bugün yeryüzünde yaşayan herkes Hazreti Peygamber'e iman etmek zorundadır. Sadece iman da yetmez, itaat etmek zorundadır. Nokta. İster Yahudi olsun, ister Hristiyan olsun, cennete girmenin yolu Hazreti Muhammed'e, İslam'a teslim olmak ve itaat etmekten geçer. Hadi gelin hep beraber bu konuda Kur'an-ı Kerim'e bakalım. Birçok ayet var bu konuda. Mesela A'raf suresinde Cenab-ı Allah öyle buyuruyor. Ey Muhammed, de ki ey insanlar, bak ey insanlar, doğrusu ben Allah'ın hepiniz için gönderdiği peygamberiyim. Yetmez mi? Hazreti Peygamber bütün insanlığa ben hepiniz için gönderilmiş peygamberim buyuruyor. Başka bir ayet-i kerimeyi okuyalım. Teberrüke bir bereket arayalım. Allah'ın kelamını okuyalım burada. Ey Muhammed, biz seni bütün insanlara ancak müjdeci ve uyarıcı olarak göndermişizdir. Fakat insanların çoğu bilmezler. Anlamak istemezler. İnat ediyor çünkü. Mesela güneşe bakıyorsun ama Allah'ı göremiyorsun. Ay'a bakıyorsun ama Allah'ı göremiyorsun. Sen dağlara bakıyorsun, Allah'ı göremiyorsun. Şu güzel güneşi kim yarattı? Görmek istemiyorsun. Sen aya bakıyorsun ama Allah'ı görmek istemiyorsun. Sen dağlara bakıyorsun ama Allah'ı görmek istemiyorsun. İnat ediyorsun sen. Yani mesela örnek veriyorum ben şimdi size. Burada bu güzel bardak var da bu bardağı yapan yok mu yani? Yani bu bile bir sanatkarı gösteriyor ise şu dünya nasıl Allah'ı haykırmasın? Bence bütün her şey Allah'ı haykırıyor. Tabii ki duygu organlarımızı, şu duyu organlarımızı kullanırsak, işitme organlarımızı kullanırsak hepsini göreceğiz. Ve bir ayeti kerime daha. Ey Muhammed, biz seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik. Bak bir bölgeye değil, Hazreti Peygamber ve diğer peygamberler arasında şöyle bir fark vardır. Bütün peygamberler bir bölgeye, bir kavme gönderilmiştir. Ama Hazreti Muhammed öyle değil. O bütün insanlığa gönderilmiş bir peygamberdir. Peki şimdi merak ediyorsunuz. Diyorsunuz ki mesela, ya ben bir şey yapmak istiyorum. Bana öyle bir şey söyle ki kardeşim, ben ne yaparsam Hazreti Peygamber'in yanına değerim olur. İşte bu çok önemli bir şey. Ben ne yaparsam Hazreti Peygamber'in yanında kıymetim olur. Ben Hazreti Peygamber'e kendimi sevdirmek istiyorum. Herkes birinin gönlüne girmek istemez mi? Biz de Hazreti Peygamber'in böyle güzel gönlüne girmek istiyoruz. Ne yapabiliriz biliyor musunuz? Mesela bazı böyle maddeler toparladım sizin için. Mesela ne yapmamız lazım? Allah'ın ve Peygamber'in yanında kıymetli olmak istiyorsak. Bir, çaresiz, kimsesiz bilhassa öyle depremzedelere, öyle evi barkı olmayanlara, sıkıntısı olanlara el uzatmamız lazım. Mesela mahallende biliyorsun ki ya böyle evladı terk etmiş bir yaşlı bir amca var, bir teyze var. Git kapısını çal. Bak yalnız insanların en çok aradığı şey nedir biliyor musun? Acaba kapımı çalacak birisi var mıdır diye. Hep böyle gözetler. Sen sanıyor musun sadece böyle sevgililer böyle kapısında sevgilisini böyle gözetler diye. Öyle mi sanıyorsun sen? Sadece böyle aşıklar mı böyle kapıda böyle ah ah benim sevdiğim gelecek diye böyle yolları gözetler zannediyorsun sen. Her yalnız olan kişi kapısı çalınmasını ister. Bazen söyleyemez, utanır. Bazen de böyle ketumdur, söylemek istemez. Ama herkesin sevdiği bir şey vardır. Merhaba, seni görmeye geldim. Bu herkesi mutlu eden bir şeydir. Bakın ben size bir şey söyleyeyim. Kapısı çalınmayan, terk edilmiş, merhaba denmemiş, itibar edilmeyen, kimsenin ilgilenmediği kişilerin kapısını çalarsan Allah'ın yanında nafile bir ibadeti işlemiş olursun. Nokta. Ya, ibadet sadece namaz kılmak değildir. Evladının sahip çıkmadığı, yalnız bırakılmış bir anneye, bir babaya gidip de annem, babam demen ve de senin bir evladınım demen Allah'ın yanında bir ibadet gibidir. Öyledir. Peki başka ne yaparsam ben Allah'ın yanında kıymetli olurum, peygamberin yanında değerim olur. İmkanlarımız ölçüsünde sadaka vermemiz. Şimdi diyeceksin ki abi ne sadaka vermesi ya benim param yok. Yani şöyle az bir şey parayla geçiniyorum zaten. Tamam abi eyvallah. Sadaka sadece parayla olmaz. Sadaka aynı zamanda nasıl olur biliyor musunuz? Mesela bakın yüzüme tebessümle olur tebessümle. Tebessüm etmek mütebessim bir vecih, bir yüz ki Müslümana yakışan en güzel şey tebessüm eden yüzdür. Böyle bazı insanlar görüyorum şöyle bakın oluyorlar. Kaşlarını kaldırıyor sert oluyor herhalde böyle karizmatik olduğunu düşünüyor. Hayır abi karizmatik olmazsın. Sen tebessüm ettiğin zaman peygamber ahlakına benzersin. İşte o zaman güzel olursun. İnsanlara tebessüm etmen de bir sadakadır. Ama o tebessümün ardında güzellikler olacak. Ona kardeş dünyasıyla bakacaksın. Birbirine Allah için bakacaksın, sevmeye çalışacaksın. Peki başka ben ne yaparsam Allah'ın yanında, peygamberin yanında değerim olur.
hediyeleşmek. Hiç hediye alıyor musun? Hadi gel bir düşünelim bakalım. Hiç hediye aldığın oluyor mu? Mesela pazara gidiyorsun. Çarşıya gidiyorsun, geziniyorsun. Mesela git öyle bir tane giderken bir tane böyle çorap al. Al o çorabı. Götür anneciğine, götür babacığına. Ya anne de geziyordum falan. İşte yani bir baktım orada güzel bir çorap gördüm. Anne bu çorap sana çok yakışır. Hem sen giydikçe beni hatırlarsın dersin ki aha benim de böyle çok böyle vefalı evladım varmış. Bak benim için şunu yapıyormuş falan filan dersin diye düşün. Anneciğine babacığına bir tane götürebilirsin mesela bir çorap. Bir çikolata al. Mesela diyelim ki sen okuyorsun. Derse gidiyorsun. Abi çantaya bir tane çikolata koy. Sana ders veren hocana git de ki hocam da ya içimden geçti size bir tane çikolata getirmek falan böyle. Siz zaten hocam benim dünyamda şeker gibisiniz de. Sen o hocanın gönlünü al. Hocan desin ki ya bu çocuk demek ki bizi seviyor Allah için. Bak hediye getirdi bizi. Hediyeleşmek nedir biliyor musunuz? Hediyeleşmek sevgiyi, o güzelliği yaymaya, gönüllerde bir güzellik oluşturmaya vesile olan şeylerden biridir. Bir şey daha söyleyeyim. Hazreti Peygamber'in yanında biz ne yaparsak kıymetimiz olur. Ne yaparsak biliyor musunuz? Kur'an-ı Kerim okursak Hazreti Peygamber'in yanında çok değerimiz olur. Şimdi soracaksınız diyeceksiniz ki peki ben Kur'an-ı Kerim okuyacağım da Arapçasından mı okuyayım, Türkçesinden mi okuyayım? Hemen söyleyelim. Kur'an'ı oku da nasıl okursan oku. İster Türkçesinden ister Arapçasından. Kur'an'la meşgul oldukça Allah senden razı olur. Arapçasından okuduğun zaman Cenab-ı Allah'ın kelamını okumuş olursun. Ama sen bütünlüğünle Kur'an'a yönelmeye çalış. Okuduğun zaman o sese odaklanmaya çalış. Bazen güzel bir hafızı aç ve dinle, kulak ver ona. Gözlerini kapat ve Kabe-i Muazzama'yı düşün. Sanki Kabe'nin etrafında oturduğunu ve Kabe'yi izlediğini düşün. Kabe'ye bakarken Hazreti İbrahim'i hayal et. Nasıl böyle Kabe'nin böyle kavaitlerini, Kabe'nin böyle taşları nasıl oraya böyle o mübarek elleriyle böyle Hazreti İbrahim'in böyle yerleştirdiğini hayal etmeye çalış. Hazreti İbrahim'in ellerini açıp ya Rabbi zürriyetimden salih evlatlar getir dediğini hatırla. Kabe'ye baktığın zaman Hazreti Peygamber'i hatırla. Nasıl Kabe'ye geldiğinde coşkulandığını, nasıl o güzel yüzünün güldüğünü hatırla. Kabe'ye baktığın zaman Hazreti Bilal'in gelip de Kabe'ye çıkıp da ezan okuduğunu hatırla. Bir köleyi İslam Kabe'nin üzerine çıkartıyor. Düşününüz, İslam böyle bir din. Bunu hatırlamaya çalış. Kur'an'ı dinlerken, Kur'an'da böyle bir yolculuk yap. Kur'an'ı oku, Kur'an'a odaklan. Mealini mi okuyorsun? Anlamını öğrenmeye çalış. Mesela inceliklerini anlamaya çalış. Mesela Kehf suresini okuyorsun diyelim. Bakın Kehf'in anlamına bakın. Kehf ne demek? Manadaki oluklar demek. Bak daha Kur'an-ı Kerim Kehf suresinin böyle derinliğine seni sokmadan daha surenin adına verdiği Kehf ismiyle sana bir derinliği gösteriyor. Yani diyor ki Kehf mağaradaki oluklar demek. Yani mağaranın dışından mağaranın içini çözemezsin. İçine girmen lazım. Olukların içine doğru dalman lazım. Yani bu şu demek. Ey kulum Kur'an'ın dışından Kur'an'ı çözemezsin. Böyle bir ufak tefek bir bakışla Kur'an olmaz. Kur'an'a dalacaksın. Bütün gönlünle okuyacaksın. Kelimelerini böyle hakkını vere vere araştıracaksın. Öğrenmeye çalışacaksın. Kur'an'ın içine doğru nüfuz etmeye çalışacaksın. O manalar sana öyle bir açılacak ki sen o engin deniz içerisinde kendini aciz göreceksin. Kendini bir damla gibi olduğunu göreceksin. Kur'an'ın içine gireceksin. Tıpkı Kehf'te başlangıcında Cenab-ı Allah'ın anlattığı gibi. Mağaranın dışında mağarayı anlayamazsın. Ama her şeyine Kur'an'a yönelirsen manasını sana açar. Evet. Efendim, tabii ki daha devam edeceğimiz şeyler var. Ama ne yapalım bugünlük? Ne yapalım? Sohbetimizi tamamlamaya başlayalım. Şimdi siz bana katacaksınız. Ne güzel gidiyordu bu sohbet. Devam etsin diyeceksiniz. Çok teşekkür ederim bu güzel düşüncenizden dolayı. Instagram adresine bana gönderiyorsunuz. Mesajlar atıyorsunuz. Abi senin sohbetlerini çok seviyorum. Dinledikçe Hazreti Peygamber'e olan sevgim ve muhabbetimin daha böyle güzel oluşmasında bana vesile oluyorsun diyorsunuz. Elhamdülillah zaten bizim buradaki varlığımızın sebebi bu. Ben buraya bunun için geliyorum. Başka ne için gelebilirim ki? Sizlerle buluşmak, Allah'ı ve Peygamber'i konuşabilmek. Benim için dünyadaki en büyük mutluluk budur. Belki siz ahirette dersiniz ki ya bu çocuk bize biraz Peygamberimizi bahsediyordu. Bize Peygamberimizi anlatıyordu. Ve bizim için en büyük şeref odur.
Çünkü ben inanıyorum, ben beni dinleyenlerin dualarına çok bereket buluyorum. Hep de öyle buldum zaten. O dualardan çok istifade ettim. Sizleri Allah için çok seviyorum. Bizi dualarınıza mahrum etmeyin. Ekran başında beni izleyen bütün büyüklerimin ellerini öpüyorum. Bizi burada sizlerle buluşturan bütün mesai arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Bize bu imkanları veren bütün kıymetli yöneticilerimize de hürmetlerimi sunuyorum. Allah'a emanet olun inşallah.